Başbakan Binali Yıldırım hükümetin ilk 100 gününü bakanlarla birlikte yuvarlak masada değerlendirdi. Hükümet toplantısından çok sohbet havasında gerçekleştirilen görüşmede Başbakan Yıldırım bakanlara tek tek soru sorarken bakanlar da durumu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yapılan toplantıyı aynı anda vatandaşlar canlı yayından da izleme imkanı buldu. Bakanlıkların gerçekleştirdiği projeleri tek tek anlatan Başbakan Yıldırım, terör örgütünün bu hainlerin verdiği zararın 10 milyar tutarında olduğunu ifade etti. 10 milyar tutarında zarar verdiler. O çukurları, hendekleri kazmak suretiyle. ve Orada e, güvenlik kuvvetlerimize ve bölge halkına verdikleri zararın parasal tutarı 10 milyar. Onu da 3 yıl içerisinde... Tekrar o zararları ortadan kaldıracağız. Hükümetin iç güvenliğinin sağlanması konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, çözüm özüm yok. Çözüm vatandaşta. O fırsatı kaçırdılar dedi. İç güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir taviz vermeyeceğim. Çözüm çözüm özüm yok kardeşim. Çözüm vatandaşla. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şu ana kadar 33.838 kişinin tahliye edildiğini vurguladı. Dün akşam itibariyle 33.838 e, hükümlü cezaevlerinden tahliye edilmiştir. Yıldırım terör operasyonları hakkında da özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak'ta yapılan çalışmalarda 40 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini, Lice'de ise 25 bomba yüklü aracın bulunduğuna dikkat çekti. Bu operasyonlar sırasında Tabii özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak bu bölgelerde yapılan çalışmalarda 40 ton uyuşturucu. Ayrıca 25 tane de çalınmış araç bulduk Lice'de. Bunlar bomba yüklenecek, bir yerlerde patlatılacak. Şu anda da 910 tane çalınmış araç var. Yurt genelinde bunlar da e, takip ediliyor. Herhangi bir olaya karışmamız için gerekli çalışmalar yapılıyor. Dün itibariyle Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ve otoyolunun yol kararını imzaladım. Yani resmen süreç başladı. Tarih de belli. 18 Mart 2017'de de kazmayı vuracağız diye konuştu. Dün itibariyle Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ve otoyolunun YPK kararını imzaladım. Yani resmen süreç başladı tarih de belli. 18 Mart 2017'de de kazmayı vuracağız. Böylece Marmara'yı, Çanakkale'yi ve Boğazları bir büyük çevre yoluyla birbiriyle birleştirmiş olacağız.